İçel TV'ye ve İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan dönemindeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla geride bıraktığımız aylarda 48 kişi gözaltına alınmıştı ve tutuklananlar kefaletle serbest bırakılmıştı. İşte bu davanın görülmesine Mersin Adliyesi'nde devam edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın da olduğu tutuksuz yargılanan 48 sanığın davasına devam edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmaya sanıkların bir kısmı ve avukatları katılırken Macit Özcan katılmadı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşmadaki mütalasını tekrarlayarak sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalama kararı çıkartılmasını ve bu talebin reddi durumundaysa yurt dışı yasağının getirilmesi ve adli kontrol şartının uygulanmasını talep etti. Savcı ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de tüzel kişilik olarak davaya müdahil olup olmayacağının da sorulmasını talep etti. Kimi sanık avukatları da müvekkilleri hakkında daha önce ödenen kefalet ücretlerinin sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının ilk duruşmada kaldırılması nedeniyle iadesini talep etti. Mahkeme heyeti Cumhuriyet Savcısının talepleriyle sanık avukatların kefalet iade isteğini reddetti. Savcının talebi doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne müdahilliğin sorulması için yazı gönderilmesine karar veren heyet duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi değerli seyirciler. Ve Mersin gündemine devam ediyoruz değerli seyirciler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özgecan Barış Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca çeşitli eğlenceler gerçekleştiriyordu. Bu yıl 3. kez düzenlenen Ramazan şenlikleri İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde düzenlediği iftar sofraları devam ediyor. Tabii ilçelerdeki iftar programlarında yine eğlence bölümleri kaldırıldı. İlçelerdeki iftar programları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor, ilahilerle devam ediyor. İftar yapılıyor ve sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanı ve milletvekilleri de birer konuşma gerçekleştiriyorlar. Dün Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta iftar sofrası kurdu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can canlı yayında arkadaşımız Tekin Narşab'ın sorularını cevaplandırdı. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ramazan'ın maneviyatı Tarsus'ta da devam ediyor ve Tarsus ilçemizdeyiz. Yanımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz var. Efendim siz bugün gündüzden itibaren, erken evet. saatlerden itibaren Tarsus'taydınız. Evet. Daha önce Tarsus'taki başkanlık döneminizden kalma, çok istediğiniz bir projenin hayata geçirilmesi, esnaflara tapuların dağıtılması törenine de katıldınız. Evet. Dilerseniz bugünü bir değerlendirelim. Temel atma törenleri de vardı tabii. Şimdi tabii aslında bizim bugünkü programımız iftar programı. Ancak değerli belediye başkanımız Tarsus Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa imza attığı bazı projelerin de bugün değerlendirilmesini istedi. Esnaflarımıza sanayi sitesiyle ilgili tapu dağıtım töreninde buluştuk. Yine Büyükşehir Belediye'mizin Tarsus'ta çalışan personeliyle Tarsus Belediyesi'nin personelini bir araya getirerek onlarla bayramlaşma merasimini gerçekleştirdik. Ondan sonra da işte bir cami temel atmasında bulunduk. Halkımızla buluştuk Yarenlik alanında. Başlangıçta teşkilatımızı ziyaret ettik. En son olarak da ocağımızı ziyaret edip bu meydana geldik. Bu meydan bereket meydanı. Hazreti Daniel Peygamber'in meydanı. Burasını yıllardır verdiğimiz bir mücadele sonucu bu hale getirmiştik. Bugün bulunduğumuz yerde 5 katlı binalar vardı. Buraları temizledik. Hemen buradaki Kubat Paşa Medresesi'ni restore ettik. Daniel Peygamber'in makamını, mezarını
Hazreti Daniel Camii'ni restore ettirdik. Bu meydanı oluşturduk. Hemen şurada 40 kaşık bedestenini restore etmiştik. En son 6360 sayılı yasayla belediyelere bu yetkiler verildi. Ama biz yıllar öncesinden bu değerler, bu kültür değerlerimiz elden çıkmasın düşüncesiyle buraları kiraladık. Belli bir kira da ödedik ve bir illiyet bağı kurup restorasyonunu gerçekleştirdik. Gerçekten bugün burada gördüğümüz manzara bu işin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu da gösteriyor. Burası adeta Mekke'ye, Medine'ye benzedi. İnsanlarımız özellikle Ramazan ayında buraya geliyorlar. Sofrayı paylaşıyorlar. Artık geleneksel hale geldi bu etkinlikler. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şevket Başkanımıza da bugün bizim iftarımızda ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Bu Ramazan hayırlı bir ay, bereket ayı. Hemen yarın akşamda, yarın gecede Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı olduğunu Cenab-ı Allah bildiriyor. Bin ay demek yaklaşık 84 yıl demek. Bir insanın bir gecedeki eğer değerlendirebilirse bütün taksiratı affedilebiliyor. Eğer gönülden samimi bir şekilde yakarış varsa. Dolayısıyla ben Kadir Gecesi'nin ülkemizde birlik ve beraberliğe, özellikle bu terör belasından kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum. Hemen arkasından kutlayacağımız Ramazan Bayramı'nda ülkemizde birliğe, dirliğe, huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Daha nice kandillerde ve bayramlarda buluşmak üzere hepsine buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet ve Mersin Milletvekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Sayın Baki Şimşek'le birlikteyiz. Sayın Şimşek, yine sizlerle birlikteyiz. Yine farklı bir ilçemizde sizlerle birlikteyiz. Bugün de Tarsus'tayız. Artık sona yaklaştık. Bugün Tarsus'ta öğlenden bu tarafa Tarsus Belediye Başkanımız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yoğun bir program uyguluyoruz yine. Cami temeli attık. Belediyede toplantılar oldu. Tapu dağıtım törenlerine katıldık. Allah'ın izniyle Ramazan olmasına rağmen başkanımız ve başkanlarımız tempodan hiç taviz vermiyorlar. Bugün de Tarsus gerçekten farkını gösteriyor. Bütün binlerce insan meydanı doldurdular tabii. Sayın Başkanımıza yanında olduklarını gösteriyorlar. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz biz. İnşallah Ramazan ayının, Ramazan bayramına huzur içerisinde gireriz diyoruz. Gerçekten bizim için bayramlar birleştirici bir unsur. İnsanların siyasi düşünceleri, görüşleri ne olursa olsun bizim inançlarımız, vatanımız, milletimiz, bayrağımız bizi birleştiren unsurlar. İnşallah huzurlu bir bayram istiyoruz. Artık insanlarımız kavga istemiyor, olay istemiyor, huzur istiyorlar. Ben buradan tekrar bütün Mersinli hemşehrilerimin Ramazan bayramını ve yarın kutlayacak olduğumuz Kadir Gecesi'ni kutluyorum. MHP'li belediyeleri izlemeye devam etsinler diyorum. Allah'ın izniyle belediyelerimizden başka sahada hiç kimseyi görmüyoruz. Seçim dönemlerinde gelip buralarda söz verenlerin hiçbirisi şu anda yok. Ancak dedikodu yapıyorlar. Söyledikleri projelerin hiçbirisine henüz başlayamadılar. Sadece belediyeler var sahada. Vatandaşlarımızın köyden kente her zaman yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Birçok açılışlar, birçok etkinlikler var. Bugün de Adliye Camii temel atma töreni vardı. Yine tapular dağıtıldı esnaflarımıza. Bugünü bir değerlendirecek. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri kapsamında bugünkü Ramazan etkinlikleri Tarsus ilçemizde gerçekleşiyor ve Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Şevket Can'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz, sağ olun. Bugün ev sahipliği yapıyorsunuz, ev sahibisiniz. Evet. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, 13 tane ilçemiz var Mersin'in. İftarı her ilçede veriyordu. Bugün de sıra bizde. Tarsus'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi iftar veriyor. Bir de Tarsus Belediyesi orada katkılarımızla, personelimizle birlikte buradayız. Evet, peki efendim, Ramazan nasıl geçiyor Tarsus'ta? Tarsus'ta Ramazan'ı zaten bu meydanda malum Hazreti Daniel Aleyhisselam, Türkiye'de tek peygamber türbesi Tarsus'ta. Daniel Aleyhisselam
makamı da arka taraftadır. Biz zaten burada bir ay boyunca 5000 kişiyle vatandaşımızla iftarımızı birlikte yapıyoruz. Ayrıyeten 2000 kişi vatandaşımızla sahurumuzu gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı gerçekten bolluk, bereketiyle, huzuruyla gayet güzel bir şekilde geçiyor. Maneviyatını iyi yaşıyorsunuz. Aynen. Evet, evet. Doğru. Peki Sayın Başkan, bugün temel atma törenleri de vardı. Tarsus'ta birçok açılışlar, birçok etkinlikler var. Bugün de Adliye Camii temel atma töreni vardı. Yine tapular dağıtıldı esnaflarımıza. Bugünü bir değerlendirecek olursak neler söyleyeceksiniz? Bugün biraz yoğun geçti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın bugünkü iftar vermesinden dolayı programı tamamen Sayın Başkanımıza yönelik düzenledik. Çünkü Sayın Başkanımızın 94'ten 2010'da kadar 20 yılda şehrimize büyük bir hizmetleri var. Ben de yıllarca yardımcılığını yapmıştım. Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu bir Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde arsa satın almıştık, belediye olarak kamulaştırmıştık. Bugün de kamulaştırdığımız arsaların vatandaşlarımıza, esnaflarımıza tapusunu vererek satışını gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen günlerde Tars Belediyesi olarak da bu Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nin yapımını üstlenip vatandaşlarımızı, esnaflarımızı orada taşıyacağız. Ayrıca de bugün Yeni Adliye binamızın yanında bulunan caminin temelini attık. Ramazan ayı içerisinde 3. caminin temelini biz gerçekleştirmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. İnşallah bu yılın sonuna kadar da 7 tane caminin yapmayı hedefliyoruz. Bu yılın içerisinde çoğunluğu temelini atacağız. Tabii Tarsus hızla gelişen bir ilçemiz. Evet. Üniversitede hak eden bir ilçemiz. Üniversite konusunda hangi aşamada bir bilginiz var mı? Üniversite konusunda şu anda meclise girmek üzere. Komisyondan meclise girecek. Teknoloji Üniversitesi adı altında bir üniversite kurulma aşamasında. İnşallah bu üniversitenin adı da Eshab-ı Kehf Üniversitesi olur diye ümit ediyoruz. Biz bu üniversite alanının yerleşik yerinde çoğalması için genişlemesi, Tars Belediyesi olarak da bizim arsamız var. Biz de üniversiteye bu arsayı bağışlamayı yeterken şehrimiz bir üniversite kazanması için yerel yönetim olarak da mücadele ediyoruz. Peki son olarak bir mesajınızı alabilir miyiz? Bayram da yaklaşıyor bu arada. Son olarak yarın idrak edeceğimiz mübarek Kadir Gecesi ve ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde kutlayacağımız mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Cenab-ı Allah bu bayramların yüzü su hürmetini ülkemizde, şehrimizde ve milletimizde ve memleketimizde huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşlerimizin daim olması, vatandaşlarımıza el ele, gönül gönüle, rahat bir, yaşanabilir bir şehirde, yaşanabilir bir ülkede yaşamak dileğiyle şehit haberler olmadığı bir bayramlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sağ olun. Ve hemen hatırlatalım, Kadir Gecesi münasebetiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi bugün Özge Can Barış Meydanı'nda özel bir program düzenliyor. Program saat 17'de başlayacak ve gece 24'e kadar devam edecek efendim. Değerli seyirciler, Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan bugün Mersin'e geliyor kendileri. Çünkü Mersin'de bir uğurlama töreni düzenlenecek. Lady Leyla isimli gemi Mersin Limanı'ndan hareket edecek ve Gazze'ye 11 bin ton gıda maddesiyle savaş mağduru çocuklara oyuncak götürecek. Bugün saat 15 sularında Mersin Limanı 17. rıhtında uğurlama töreni düzenlenecek. Sayın Bakan Lütfi Elvan'ın katılımıyla ve kent protokolü de orada olacak. Biz de takip edeceğiz canlı yayında bu uğurlama törenini, Lady Leyla'nın yola çıkışını sizlere canlı olarak İçer TV ekranlarından aktaracağız efendim. Sayın Bakan Lütfi Elvan elektrikle ilgili bir açıklama yaptı efendim. Malum Mersin'in elektrik sorunu had safhada. Bazı mahallelerde sokak lambaları yanmıyor ve vatandaş gece sokağa çıkmaktan çekiniyor. Ayrıca bazı mahalleleri birbirine bağlayan yollarda ve ana noktalarda elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor. Yine bazı mahallelerde elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Elektrikler kesiliyor ve yüksek voltajla geldiği andan itibaren de yine elektrikli ve elektronik cihazlar bozuluyor. Ayrıca Ramazan ayında yine saatler süren elektrik kesintileri nedeniyle vatandaş mağdur oluyor. Hem sıcaklarda klima ve vantilatör çalıştıramadığı için hem de Ramazan ayında uzun süreli elektrik kesintilerinde buzdolaplarındaki gıdaların dahi bozulması nedeniyle Mersinliler mağdur oluyor. İşte Mersin AK Parti İl Başkanlığı bu durumu Mersin AK Parti Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Sayın Elvan'a iletti. Sayın Elvan da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki elektrik kesintileriyle ilgili Toroslar EDAŞ Mersin'de 2016 yılında 100 milyon liranın üzerinde yatırım hedefliyor. Söz konusu yatırımlarla inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Mersin'in elektrik problemini önemli ölçüde çözmüş olacağız dedi. Bakan Elvan, Mersin'in en büyük sıkıntılarından biri olan elektrik kesintilerinin son bulması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Konuyu gündeme aldıklarından beri konunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını belirten Lütfi Elvan, sorunlardan en çok etkilenen muhtarlarla bu konuda görüş alışverişinde olduklarını kaydetti. Lütfi Elvan, Mersin'in elektrik yapısı konusunda teknoloji yatırımlarına ciddi ihtiyacın olduğunu ve çalışmaların da buna göre şekilleneceğine dikkat çekti. Lütfi Elvan, Alo 186 çağrı merkezinin altyapısının yenilenerek birçok iyileştirme sağlandığını belirterek, muhtarların talepleri doğrultusunda yeni bir çalışma yapılıyor ve artık çağrı merkezini arayan muhtarlara öncelik verilecek. Ayrıca tüm Mersinliler de akıllı telefonlarında 186 mobil uygulamasını indirerek arıza bildirimlerini yapabilecek ve arıza kaydını sorgulayabilecekler dedi. Lütfi Elvan, verilen sözlerin bir bir yerine getirileceğini ve Mersin için gereken her şeyin yapılacağını kaydetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde Yarenlik Meydanı'nda 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan feci olay anıldı ve Madımak'ta hayatını kaybeden aydınlarla birlikte İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler onuruna saygı duruşunda bulunuldu. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nde çıkan olaylarda hayatını kaybeden 33 aydın Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi öncülüğünde Tarsus Yarenlik alanında gerçekleşen anma etkinliğine sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Yangında ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısında hayatını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra yangında ölen 33 kişinin isimleri tek tek okunurken katılımcılar "Burada" diyerek karşılık verdi. Bu 33 canımız aramızda mı acaba? Sivas Madımak'ta kaybettiğimiz canlarımız. Her biri bir şair, yazar, aydın, sanatçıydı. Hatta aralarında çocuk bile vardı. Yine yabancı konuklar bile vardı. Bunlardan biri, yoklama yapıyorum canlar. Belçin Seba Aysan. Burada. Yeşil Özkan. Burada. Nurcan Şahin. Burada. Muhibe Akarsu. Burada. Mühris Akarsu. Burada. Murat Gündüz. Burada. Handan Metin. Burada. Ahmet Özyurt. Ölenlerin anısına saz eşliğinde hep birlikte deyişlerin söylendiği anma etkinliğinde bir konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cuma Erçe, katliamlarla anılan bir ülkede yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti. 23 yıl geçti. O dönemde anlarımız bugün yetişkin bireyler oldu. Bir önceki anmadan bugüne ne çok şey değişti, farkında mısınız? Türkiye İnsan hak ve özgürlüklerinin yok edildiği, kişilerin hürriyetinden yoksun bırakıldığı, savaşın ve ölümlerin arkasının hiç kesilmediği, kesilmesinin istenmediği, katliamcı devlet geleneğinin devam ettiği, hukukun birkaç kişinin çıkarlarını korumaktan başka bir fonksiyonunun kalmadığı, fiili olarak bir başka dünya tasavvurunun inşa edildiği, kötüye giden bir dönemi yaşamaktayız. Yasama, yürütmeye, yargının tek bir adamdan birleştiği ve o tek adamın da kendini koruyacak muhalefetin soluğunu kesen, tekleştirilmiş, fiili bir sistem yaratma gayreti içinde ateş çemberine döndürülen bir ülke haline geldik maalesef. Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelere, ki bunlardan biri Maraş Tereler bölgesidir, bu bölgelere mülteci kampları kurulması, Alevi köylerinde kullanılmayan boş evlerin saptanarak ilgili mülki amirliğe bildirilmesi, Alevi bölgelerinin demografik yapısının değiştirilmek istenmesi, Alevi tehcili anlamı taşımaz da ne anlam taşır? Afet kamplarında meydana gelen cinsel saldırılar, insan ve organ kaçakçılığı, mülteci kamplarının cihatçılar tarafından karargah olarak kullanılması, sevgili canlar, Sivas katliamının henüz hesabı verilememiş olmasına rağmen
Tatiller elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Yurt dışına çıkıyor, evleniyor, ehliyet alıyor ve yasalar çerçevesinde eceliyle ölümüne hak tanınıyor. İşte gidiyorum, çeşmesi yakın. Mersin'in Tarsus ilçesinde Kemal Paşa mahallesinde bulunan Kemal Paşa sanayi sitesi esnafı sevindi. Çünkü esnafa yeni yapılan sanayi sitesindeki dükkanlar için tapuları verildi. Mersin'in Tarsus ilçesi Kemal Paşa mahallesinde bulunan Kemal Paşa sanayi sitesi esnafı tapularına kavuştu. Tarsus Belediye Meclis Salonu'nda yapılan tapu dağıtım törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Mersin Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Talat Dinçer, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, oda ve dernek başkanlarıyla esnaflar katıldı. Tarsus Belediyesi olarak esnafın yanında ve destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, esnafa uğurlu olsun dileğinde bulundu. Bu Kemal Paşa Sanayi Sitesi'ndeki arsaları satın alan ve bugünlere gelmemize vesile olan Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Başkanımızın sayesinde yapılan görüşmeler neticesinde Sayın Başkanımız bu arsaları belediyeden alacağını söyleyerek ve bu arsaları almıştı. Aldıktan sonra da yapımıyla ilgili olaya geçirecekti. Netice itibariyle biraz belki banka faizlerin uzun olması, yüksek olması neticesiyle bugünlere kaldı. Gerçekten Sayın Başkanımızın şahsım sizler adına, Tarsus halkı adına bu arsaları almasından dolayı ve yaptığı hizmetlerden dolayı başkanımıza şükranlarımı sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de satışını 10 ay önce gerçekleştirdik. Gerçekten burada bütün esnaflarımızla birlikte ve Maden Sanatçı Oda Başkanı, Esnaf Kefal Oda Başkanı, hatta Talat Başkanı'la birlikte yaptığımız görüşmeler neticesinde Tarsus Belediyesi bizler de herhangi bir kar gözetmeksizin aldığımız parayı hemen hemen aynı paraya sizlere sattık. Gerçekten bu da bununla mutluluğunu bizler yaşıyoruz. Sattıktan sonra da 2 yıl içerisinde bu arsaların yapımı gerçekleşmesi lazımdı. Tabii 10 ay oldu. Bugün inşallah konuşmalar bittikten sonra mimarımız mevcut proje çıktı. Bu projeyi sizlere takdim edecek. İnşallah bayramdan sonra da Tarat Başkanı'na, Kaplan Başkanı'na bir araya gelerek bunların fiyatlarını güncelleyip sizlere takdim edeceğiz. Biz Tarsus Belediyesi'ne biz direkt bunun yapımına talip değiliz. İsrailci de değiliz. Biz tek bir düşüncemiz var. Nasıl bu arsaları size aldığımız fiyata verip sizlere Kemal Paşa Sanayi Sitesi'ne arsa sahibi yaptıysa bu aldığımız arsalarda sizlere taşınması ve dükkan yapılması bizler için yeterli. Mersin Esnaf Odaları Başkanı Talat Dinçer ise konuşmasında projede emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etmiştik. Böyle bir düşüncemiz var diye. Dedi ki hemen yapalım ama hızlı yapalım. Biz dedik ki esnafın parası yok. Sayın Başkanım, bu yerlerin kamulaştırılması lazım. Biz bu yeri alacak güçte de değiliz. Esnafın hali perişan, herkes biliyor. Dedik o zaman ben kamulaştırayım. Bir de biliyorsunuz oralarda arsalarda bariz çok şu çoklu çok. Biz bunlarla tek tek ulaşma şansımız da yok. Ve belediye başkanımız dönem o zaman Tarsus Belediye Başkanımız da taşın altına gövdesini koydu ve o insanlarla birebir görüştü. Değişik zamanlarda bu salonlarda toplantılar yapıldı ve yeri kamulaştırdı. Ve bu bir Türkiye'de hemen hemen ilk denecek kadar özel bir proje bize göre. Ben daha Mersin'de yaptırtamadık bunu. Diğer ilçelerde yaptırtamadık. Ve bir de örnek olsun istedik. Ve Sayın Başkanım sağ olsun bütün arsaları belediye adına kamulaştırdı. Hiçbir bedel, hiçbir fiyat üstüne koymadan bugünkü aldığımız tapumuzun yerini sizlere işte o komik rakamlarla bugün satmaya kalksanız belki 3 kat, 4 katı fiyatla satabileceğiniz bir arsayı sizlere kavuşturdu. Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise şunları söyledi. Bu projenin gerçekleşmesiyle alakalı gerçekten bir mücadelenin sonunda bu noktalara gelindi.
İnşallah esnaf belediye kucaklaşması olarak biz bu projeyi görüyoruz. Projenin tek elden çıkıp tek elden yapılması da esnaflarımızın hayrına olacaktır inşallah. Katkılarından dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanı'na hem Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehir içindeki bu tür esnafların sanayi sitelerinde toplanması gerektiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise sözlerini şöyle sürdürdü. Bu tür sanayi siteleri belli bölgelere toplanır. O bölgede esnafların işi daha da artar, iş hacmi daha da artar. Ama bir türlü biz kendi esnafımıza bunu anlatmakta zorlanırız. O dönemlerde ilk bu işe başladığımızda dedi ki gelin buradan yer alın. O zaman da özel pazarlıklarla metresini 8 liraya kadar düşürmüş. Dönümü 8 bin lira. O zaman 8 milyar. Arkadaşlarımız çok biz bu parayı veremeyiz dediler. O dönemde alınmış olsaydı çok daha karlı olacaktı. Nitekim o dönemde alanlar oraya taşındılar. Siz bir koyarken belediye iki koydu. Belediyenin burada hiçbir geliri de yok. Amaç ne? Bu şehri adam etmek, bu şehirde ekmek kazanan insanları daha rahat mekanlarda toplayıp hem görüntü kirliliğini hem gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak. Sayın Belediye Başkanımıza da gösterdiği bu Ali Cenaplıktan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu işin kaçarı göçeri kalmadı. Bir an evvel kazmayı vurup 2 yıl içerisinde de hayata geçirmek gerekiyor. Ben şimdiden hepinize hayırlı olsun diyorum. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Yarın hep birlikte huşu içerisinde Cenab-ı Allah'a yaklaşacağımız Kadir Gecesi'nin de hem ülkemiz açısından hem ilimiz, ilçemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramımızı da kutluyorum. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde, barış, kardeşlik içerisinde daha nice bayramlar temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından Talat İnçer ve Oda Başkanları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a plaket ve hediyelerini takdim etti. Esnaflara tapuları dağıtıldı. Tapularını alan esnaflar Başkan Can'a ve Başkan Kocamaz'a teşekkür etti. Tarsus'la devam ediyoruz. Tarsus Belediyesi Adliye binasının yanında Adliye Camii'nin temelini törenle attı. Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından toz koparan Zahit Mahalleleri ile Beydeğirmeni Mahallelerini bağlayan Tarsus Adliyesi binası yanında yaptırılacak olan caminin temeli törenle atıldı. Törende bir konuşma yapan toz koparan Zahit Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Baran, Belediye Başkanı Şevket Can'ın hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerine devam ettiğini belirterek teşekkür etti. Bugün Belediye Başkanımız Sayın Şevket Can Bey'in mahallemizin ikinci bir hizmeti bir cami. Bu cami bizim ve Beydirmeli Mahallenin ihtiyacı olan bir hizmetti. Belediye Başkanımız hiç ayrım yapmadan hizmetine devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımız yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmet ürettiklerini belirterek son bir ayın içerisinde 3 caminin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 16 tane hizmetimizi açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu ve heyecanını siz değerli hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Ramazan ayı içerisinde bu cami temel atma merasimi 3.sü. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle bayramdan sonra Konak Sitesi'nin yan tarafındaki bulunan su deposunun yanındaki arsayı da sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız park alanıydı, cami alanına çevirdi. İnşallah oranın da temelini atmayı hedefliyoruz. Konak Sitesi 4 oluyor. 5.'si
Akşemsettin Mahallesi'nde 100. yıl sesinin içerisinde bulunan parkın olduğu yer, orayı da revizyonla cami olarak işaretlersek burası da 5 oluyor. Altıncısı Bağlar Mahallesi'nde Kesmen Petrol'ün karşısında bulunan Ahmet Cevat Park'ın olduğu bölge. Burada revizyonla cami olarak işaretlediğimiz zaman inşallah burası da 6. oluyor. Yedincisi de Yeni Kemal Paşa Saray Sesi'nin içerisinde bir alanımız var. Orayı da inşallah cami olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu caminin temellerinin birkaçını bu yıl içerisinde, geri kalanı da inşallah 2017 yılı içerisinde temelini atıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabii hepsini biz mi yapacağız? Yapabildiğimizi biz yapacağız. Ama yapamayan hayırsever iş adamı da bulamazsa Cenab-ı Allah'ın izniyle hepsini belediye biz yapacağız. Barbaros Mahallesi'ne sağ olsun bir hayırsever iş adamımız çıktı. Bayramdan sonra da Konak Sesi'nin oradaki müteahhitlerle bir araya gelerek bu caminin maliyetini ve projesini göstereceğim. Ümit ediyorum ki Konak Sesi'nde inşaat yapan müteahhitlerimiz de bizim ricamızı kırmayacak. İhaleye çıkmadan o müteahhitlere Konak Sesi'nin oradaki camiyi de Cenab-ı Allah'ın izniyle yaptıracağım inşallah. Tabii bizler cami ihtiyaçlarını vatandaşımızın ve muhtarlarımızla görüşerek, konuşarak mahallenin ihtiyaçlarına göre biz hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bazı mahallelerimizden bize tazevi ihtiyaçları geliyor, tazevi projesi çiziyoruz. Bazı mahallelerimizden semt pazarı ihtiyacı geliyor, semt pazarı projesi çizmeye başlıyoruz. Bazı mahallelerimizden yaşam boyu spor merkezi ihtiyacı, isteği geliyor. Biz de yaşam boyu spor merkezi projesi çalışmasını başlatıyoruz. Bazı mahallelerimizden halı saha ihtiyacı geliyor. Halı saha ihtiyacını projesini başlatıyoruz. Şunu demek istiyorum. Biz şehrimizde 45 tane mahallemizde eşit hizmet anlayışıyla ayrım yapmadan hakkaniyeti uygulayarak vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda projeyi çalışmasını yapıp ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. İnşallah bayramdan sonra her konuşmamda belirttiğim Berdan 1 birinci etap projesi ihale tarihi alma zamanı geldi. İnşallah Ahmet Ofya Bey'in fabrikası oradan B400'e kadar uzanan Berdan 1 projesinin birinci etapını tahmin ediyorum Ağustos ayında ihalesini yapıp Eylül ayında kazmayı vuracağız inşallah. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise yapmış olduğu konuşmasında belediyeciliğin sadece yol, park yapmak olmadığını, dini ve milli değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade etti. Bu kentte yaşayan insanları bir araya getirmeyi ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi, kentte yaşayan insanların saygı, sevgi çerçevesinde, huzur içerisinde yaşaması için mekanlar oluşturmayı da gerektiriyor. Gerçekten Şevket Başkanımız 2 yıllık süre içerisinde bayrağı yere düşürmedi. Daha da yukarılara çıkarmak için gayret gösteriyor. Ben huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum. Tabi bu arada yıllardır Tarsuslu'nun kahrını çeken çok değerli belediye çalışanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten Tarsus'ta hizmetlerin üretilmesi noktasında hepsi kendilerine düşen görevi yapıyor, gayret gösteriyorlar. Ama hepsinden önemlisi de bu hizmetlerin devamı için 25 yıla doğru destek veren 5. dönemi de aynı şekilde hizmetlerin sürdürülmesi için destekleyen Tarsuslu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu cami zaten hayırlı bir hizmet. Temelinin de hayırlı olmasını, bir an evvel insanların ibadet yapmasına kavuşmasını temenni ediyorum. Konuşmaların ardından yapılan dua ve kesilen kurbanla protokol üyeleri butona basarak caminin ilk harcını dökerek temeli attı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi yaz aylarında çalışmalarını sıkılaştırdı değerli seyirciler. Ve özellikle civar ilçelerde su şebekesi döşeme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu sıralarda da Mut ilçesinin bazı mahalleleri suya kavuşuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Meski Genel Müdürlüğü, Mut ilçesinin Hamam Mahallesi'nde gerçekleştirdiği isale hattı çalışmalarıyla mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. Mut ilçesinde yapılan içme suyu çalışmaları hakkında bilgi veren Meski Genel Müdürü Turgut Aybak, Mut ilçemizin Hamam Mahallesi'nde 2100 metre içme suyu şebeke hattı döşenmesini ve abone bağlantılarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda da Yapıntı Mahallesi'nin içme suyu kaynağı yetersiz olduğundan Mut ilçe merkezinden Yapıntı Mahallesi içme suyu şebekesine ilave 2000 metre içme suyu şebeke hattı çekilerek Yapıntı Mahallesi'nin içme suyu miktarı arttırıldı. Narlı, Hacı Ahmetli, Zeyker Yaylası, Narlı Dere, Sertavul Yaylası mahallelerinde imara açılan yeni yerleşim alanları için 3100 metre içme suyu şebeke hattı döşendi. Sarıkavak, Kürkçü ve Sakız mahallelerinde Mezar Düzü mevkii ömrünü tamamlamış ve sürekli arıza veren yaklaşık 5100 metre içme suyu şebeke hattı yenilendi. Selamlı Mahallesi'nin içme suyu miktarını arttırmak amacıyla ilçe merkezi içme suyu şebeke hattından 2000 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı çekilerek Selamlı Mahallesi'ne içme suyu takviyesi yapıldı. Tamamlanan içme suyu çalışmalarıyla birlikte mahallelerin içme suyu sorunları çözüme kavuşturulurken tüm ilçelerde olduğu gibi Mut ilçemizde de hizmetlerimiz aralıksız hız kesmeden devam ediyor dedi. Değerli seyirciler, yerel gazetelerimize göz atacağız. Bugün hangi konular okuyucuya aktarılıyor manşetten, ama öncesinde Türkiye gündemine bakalım. İçişleri Bakanı Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Ala, şu ana kadar toplam 13 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan jandarma uzman çavuş Samet Çare ile şehit jandarma uzman çavuş Yusuf Atal için tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler gözyaşları içerisinde memleketlerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan, Gazze'ye giden Mavi Marmara gemisi için siz giderken günün başbakanına mı sordunuz dedi. Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde basın toplantısı düzenledi. Başbakan terörün tek amacının öldürmek olduğunu söyledi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen ve 43 kişinin ölümüne sebep olan saldırıya dünya sessiz kalmadı. Birçok ülke şehirlerinin simge yerlerine Türk bayrağını ve kırmızı beyaz renkleri yansıttı. Yargıtay ve Danıştay'ın yapısını değiştiren kanun tasarısının 22. maddesi kabul edildi. Tasarının kabul edilen maddelerine göre Yargıtay'daki 46 olan daire sayısı 24'e düşürülürken Yargıtay üyeleri 12 yıl için seçilecek. Dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre ihracat %9.6 artarken ithalat ise 3.8 geriledi. Ve yerel gazetelerimize bakacağız. İlk olarak bakacağımız gazete İMC. İMC gazetesi bugün birinci sayfasında "Utanmıyor musunuz?" başlığını atıyor ve diyor ki Mersin'in iki ilçe belediyesi Akdeniz ve Toroslar'da bazı mahallelerdeki bakımsızlık vatandaşları korkunç şartlarda yaşamaya mecbur bıraktı. Mahallelerdeki manzara, kaldırımlara verilen elektrik direkleri, köstebek yuvasını andıran kaldırımlar, kuyu derinliğiyle yarışan çukurlar diyor İMC gazetesi ve belediye yetkililerini uyarıyor bu haberiyle. Diğer bir yerel gazetemize geçtiğimizde Hakimiyet gazetesi öğretmenler kadrolu atama istiyor başlığını atıyor ve diyor ki Ağustos'ta atama bekleyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ağustos'ta atama yapmama kararıyla sarsıldılar. Ve tüm Türkiye'de öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik sistemi kararından vazgeçmesini istiyorlar diyor Hakimiyet gazetesi.
Hakimiyetten Güney'e geldiğimizde Güney gazetesi İngiltere boşa düştü başlığıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut değerlendiriyor değerli seyirciler. Ayrıca Mersin gündemiyle ilgili diğer konularda gazetede yer alıyor. Güney gazetesinden haberciye geldiğimizde haberci gazetesi yararından çok zararı olacak başlığını atıyor ve diyor ki iktidarın her fırsatta övündüğü ve Türkiye geneline yaymayı planladığı Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın da Ekim ayında açılacağını duyurduğu şehir hastanesine ilişkin sağlıkçılardan uyarılar geldi. Devlet kendi arazisine kira ödeyecek, devlet ve kadın doğum hastaneleri kapanacak Mersin'de, ayrıca ulaşım sıkıntısı had safhaya çıkacak eleştirileri geldi Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili olarak. Ayrıntılar habercide. Haberci gazetesinden Mersin gazetesine geçiş yaptığımızda Mersin gazetesi elektrik kesintilerinden kurtuluyor muyuz başlığını atıyor. Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin'deki elektrik kesintilerinin son bulması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek bu kapsamda Toroslar EDAŞ tarafından yıl içerisinde 100 milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi ve ancak 2 yıl sonra Mersin elektrikte herhangi bir sorun yaşamayacak bir hale gelecek efendim. Ve Yeni Güney gazetesi ise revizyona ihtiyaç görmüyoruz başlığını atıyor ve diyor ki Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mayıs ayında ihracatta yaşanan artış, ithalattaki azalmanın yavaşlaması ve Rusya ile İsrail ilişkilerindeki düzelmenin orta vadeli programdaki makroekonomik hedeflere ulaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi ve ekonomide ciddi bir revizyona ihtiyaç olmadığını da dile getirdi Sayın Bakan. Ayrıntılar Yeni Güney gazetesinde efendim. Yeni Güney gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzla birlikte İçer gündemini bugün burada noktalıyoruz. Ayrıntılar haber bültenlerinde. Hoşçakalın.